Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir Euro Truck Driver 2018 videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün efsane bir oyun olacak. Nedeni hem zaten yükümüz güzel. Görmüş olduğunuz gibi yükümüzü gösteririm. Sonra tura geçtikten sonra diğer nedeni de göstereceğim ama sizlere. Görüyorsunuz yükümüz bu şekilde. Değişik bir yük. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz bugün. Hemen tura geçelim o zaman. Diğer nedeni söyleyelim. Diğer neden arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi manuel viteste oynayacağız bugün. Ne kadar başarılı olacağım bilmiyorum. Çünkü oyunlarda biraz değişik olabiliyor. Fakat ben Extreme Truck Simulator ile bunun manuel vites sisteminin iyi olduğunu hatırlıyorum. Diğer oyunları bilemem ama bunlarınki iyi. Onu biliyorum. O zaman şimdi yavaş yavaş yola çıkalım. Hadi bakalım. Bazen vites geçimlerinde biraz sorun oluyor ama onun dışında fazla bir problem olmuyor. Yavaş yavaş gidelim. Şu anda bir yandan da bugün V12 TV'ye atacağım. Çirkenes Madem videosunu yapıyordum. Şu anda o bilgisayarda yapılıyor. Ben hemen bilgisayarı bıraktım, telefona geçtim ve videoyu yapıyorum. Şurada duralım kontrol noktasında. Sonra bayağı iyi para cezası kesiyorlar geçince. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bunlar kötü olursa yüklü bir ceza verirsiniz. Dikkat edilmesi gereken hususlar onlar yani. İşte uykuya falan dikkat etmeniz gerekiyor. Güzel güzel gidelim abi. Hiç kaza falan olmasın. Bunun manuel vitesi harbiden güzel yani. Hani şeyinki de iyi. Extreme Truck Simulator'unki de iyiydi. Bunlarınkini beğeniyorum ben. Ama bazen işte geçişlerde biraz sorun yaşıyorlar. Bazen hani mesela getirmene rağmen, üstüne getirmene rağmen bir de debriyaja da basıyorsun aslında. Ona rağmen yine de geçmiyor arkadaşlar. Onda bazen küçük sorunlar yaşıyoruz. Şu anda vitesi küçültme nedeniyle ileride sağa doğru döneceğiz ya. Görmüş olduğunuz gibi burada sağa döneceğiz. O yüzden fazla hızlı gelmek istemedim buraya. Çünkü sonra büyük kazalar ortaya geliyor. Yapabildiğim kadar vites değiştirmemeye çalışacağım. Geçiş sorunları yaşamamak için. Efsane bir kamyon gerçekten. Ya oyun güzel abi, oyunu beğendim ben. Oyunun böyle manuel vites sistemi falan filan bayağı sağlam yani. Sadece bir direksiyonda ayar yok. Onu bir yapmam lazım aslında. Ona bir bakmam lazım direksiyon ayarına falan. Ondan sonra gerçekten de fazla başka sorunu kalmıyor. Hani bir direksiyon çok hassas şu anda. Dünkü videoda da bunu söylemiştim. Direksiyon hassastı. Bunu bir ayarlamam gerekiyor. Buna bir bakmam gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi hiçbir sorunu yok arkadaşlar. Ben buradan sağa dönecekmişim. Ben de hala kaptırdım gidiyorum. Böyle yavaş yavaş dönelim abi.
Lan dur 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 dur. Hoş hayatım, hemen durdurayım. Bu şekilde ani duruşlar biraz sorun. Onlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Bir de öndeki araçlar bazen kaza falan yapabiliyor kendi kendilerine. Hemen buradan da şöyle sağ tarafa dönelim. Şöyle gidelim abi, düz. Bunlar bu sağa geçmeden derim lan. Oğlum. Aniden sağa geçiyor adam ya. Durduk yere kaza yaptıracak bana da şimdi. Kaza mı yapmış lan bu burada yolun ortasında? Belli kaza yapmış ya. Atalım vitesimizi. Daha 6'ya son gazla gidelim. Oğlum bu nasıl bir şeydir lan? Aniden kaza yapıyor şimdi sizin yüzünüzden. Dedim ya, demin kaza yapıyorlar kendi aralarında. Görüyorsunuz sürekli birbirine çarpıyorlar. Ama benim şeritten de karşıdan da araç geldiği için geçemiyorum da. Ondan dolayı mecburen bekleyeceğiz. Hemen duralım. Lan abi harbiden çarpacağım ama bakalım o zaman. Ağır ağır çıkalım abi. Geri kaçıyor ya. Çok iyi olmuş ya. Vallahi çok iyi olmuş bu sistemi. Neyse arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna gelelim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.